Merhaba köfteler. Geçtiğimiz günlerde bir WhatsApp gizlilik sözleşmesi hakkında video çekmiştik. Bugün de WhatsApp'ta bunu kabul etmeyenlerin başka programlara arayışı vardı. Onlarla ilgili konuşacağım. Ben oldukça fazla sayıda tabii ki yazılım yapma, işte app yapma durumlarımız da olduğu için geçmiş zamanlarda bayağı Piyasadaki birçok app'i inceliyordum ve hani birçok Telegram'ından tutun işte hatta WeChat'idir. işte Line diye Japonya'da bir program var. Onu kullanmışlığım var. Yani hani son günlerde Signal ortaya çıktı. Bir tek onu yeni kullandım. Yeni deneme fırsatım oldu. Onun dışında birçok mesajlaşma uygulamasını kullanmış, deneyimlemiş, deneyimlemiş biriyim. Ve bunun üzerine de olayı sizinle paylaşacağım yani deneyimlerimi hangisini tercih edebilirsiniz gizlilik açısından hangisi daha iyi gibi bunları konuşacağız ama öncesinde geçtiğimiz günlerde çektiğim videoya birazcık değinmek istiyorum çünkü o videoda aslında cyberpunk'taki şirketlerin çok güçlenmesi devletlerin belki etkilenmesini sağlayacak belki onların üzerinde bir baskı e, uygulayabileceğinden bahsetmiştim. Nitekim mesela WhatsApp e, şu anda Türkiye'de de çok tepki almasın. Bir diğer sebebi de Avrupa'da zorunlu olmaması bunu onaylamanın ama bize zorunlu biçimde onaylamak gerektiği veya kullanamazsın kardeşim demesi birazcık e, hani insanlara e, nasıl diyeyim? Hani rahatsız etti diyelim, öfkelenenler de var ve yeni programları arama niyetleri var. Hani şirketlerin bu kadar güçlendiğinden bahsetmiştik. Ertesi gün direkt olarak aslında ben o videoyu çektikten sonra falan Trump'ın Twitter hesabının kapatılması, Trump'ın işte çeşitli başka uygulamalar kullanmaya çalıştığında Google Play'den ve App Store'dan bu uygulamaların kaldırılması Yine Telegram'da grup kurmuştu o grubun kapatılması. Aslında e, istenmeyen görüşlerin siyasi görüşler de olabilir. Tam burada Trump e, sütten çıkmış ak kaşık demiyorum. Yani onun adlı tweetlerde e, kabul edilebilir şeyler değil. Ama bu kap hesap kapatılacaksa bunu... E, Talep etmesi gereken kişi bence e, yasal bir mahkeme olmalıydı Amerika'daki mahkeme ki bunun ayrıca başka bir tarafı da var yani hani Amerika'da bunları yapan şirketler başka bir ülkede acaba nasıl davranacaklar bu da merak konusu oluyor yani e, çok ciddi bir e, hamle vardı Trump'a karşı. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu da yine o videoda da bahsettiğim diğer programların da çok kullanıldığı zaman WhatsApp gibi bir akıbete uğrayıp uğramayacağından da emin olamıyoruz. Yani bugün bu firmaların böyle davranabilmesinin sebebi çok fazla kullanıcıya erişmiş olmaları ve neredeyse artık vazgeçilmez olmaları. Çünkü Evet belki bir oyun veya belki başka bir program çok kullanıcıya eriştiğinde vazgeçilmez olmuyor ama iletişim programları olduğu zaman yani siz bugün Instagram gibi çok basit bir program Instagram gibi bir şey yapmak ama e, direkt olarak başka bir e, platforma geçtiğinizde attığınız resmi başkası görmeyecek yani en büyük platform güçlü oluyor ki e, benzer bir olay Snapchat'in başına da geldi mesela Snapchat İlk o hikaye modunu çıkartan program ee, Facebook çok almak istedi, Instagram çok almak istedi, alamayınca da Snapchat'i e, aynı özellikleri kendi uygulamalarına uyguladılar ve e, gördüğünüz gibi şu an Snapchat o kadar da çok kullanılan bir uygulama değil. Ayrıca alternatiflerinizden biri orada da mesajlaşabiliyorsunuz ama grup kurma vs. E, açısından ben listeyi biraz kısaltacağım. Yani şu an WhatsApp'tan çıkmak isteyenler için benim gözlemlediğim 3 program var. Biri Telegram, biri Signal. Diğeri de benim favorilerimden olan Line ama Line muhtemelen kimse indirmeyecek. Çünkü Japonya'da çok ünlü bir program o. Türkiye'de pek de tutulacağını sanmıyorum. Bu programlardan benim dikkatimi çeken özelliklerden bahsedeceğim. Öncelikle güvenlik açısından şunu da söyleyeyim WhatsApp aslında sizin fotoğrafınızı falan alıp bir yere depolamıyor. Merak etmeyin yani mesajlarınız bir yere depolamıyor. Hala şifreli olarak gidiyor. O sözleşmeyi okumadan kabul ettiğimi söylemiştim ben geçen günlerde ama içeriğini az çok biliyorum. Çünkü GDPR'ı okumuş biri olarak. Hiçbir şekilde hiçbir büyük firma sizin o kadar özel mesajlarınızı bir yerde tutmaya çekinir Çünkü biliyorsunuz bir e, iCloud hack vakası olmuştu çok ünlü isimlerin çok mahrem fotoğrafları yayılmıştı e, bayağı da ilginç zamanlarda yani canlı canlı görmek nasip olmuştu bana e, bu tarz e, olaylar yaşamamak adına bunları toplamıyorlar bunu ayrı bir videoda açıklayacağım yani e, tam olarak ne yapıyor bu e, uygulamalar size açıklayacağım. Tabi e, basit uygulamaları, öyle instagram kim sizi takip ediyor kim sizi takip etmiyor uygulamaları bunlar çok tehlikeli uygulamalar. Onlara ben itibar etmemeniz gerektiğini düşünüyorum ki zaten Google Play Store'da bunları e, yavaş yavaş e, mağazadan kaldırmaya başladı. Ee, ama yani o konuda merak etmeyin ama dediğim gibi genel olarak e, bize zorla kabul edilmesi Avrupa'ya kabul edilmemesi noktasında WhatsApp'ı değiştirmek isteyen kişiler var bunlar e, Telegram bana daha mantıklı gelen seçim çünkü Telegram e, baya bir avantajı sahibi öncelikle en büyük avantajı Grup sayısı çok yüksek. Yani mesela okul grupları oluşturuluyor. Ders grupları oluşturuluyor. 250 kişi sınırı çok düşük bir sınırdı. E, grupların sayısı fazla. Ayrıca e, silinebilen mesajlar olsun, gizli mesajlar olsun. E, bayağı ciddi bir gizlilik ön planda olan uygulamaydı. Telegram özellikle bu uçtan uçağa şifreleme olayını ilk getirenlerden. Ama şöyle bir e, orada negatif yanı var. Sizin eğer bir düşmanınız, bir takip etmek isteyen biri varsa kiminle ne zaman mesajlaştığınızı bulma şansı var. Yani tamam içeriği bilmiyorlar ama e, sık sık birileriyle bir şekilde mesajlaştığınızı takip ederlerse bu dediğim gibi normal Telegram takip etmiyor. Birisi takip ederse yani mesajın e, kiminle aranızda geçtiğini Şifrelemediği bir durum var. Ama tabi oralarda da ne kadarını e, görebiliyorlar, ne kadarına erişebilirler. Sonuçta bayağı ciddi bir e, görevimiz, tehlike tarzı sızma işlemlerinden olması lazım. Birçoğumuzun böyle bir düşman olacağını sanmıyorum. Hani e, çok basit veya ucuz işlemler değil. E, onu söylemiş olalım. Ama e, yani böyle bir ufak riski olduğunu da söylemek lazım. WhatsApp'ta bu risk yoktu mesela. Yani mesaj içeriği veya kimle mesajlaştığınızı dışarıdan e, sızarak bulamıyorlar. Bu mümkün değil. Ama Telegram'da WhatsApp'ın yaptığı gibi herhangi bir şekilde mesaj içeriklerinden falan size bir reklam gösterme öyle bir durum mu mevcut değil. E, Telegram'ın bir diğer avantajı bayağı ciddi e, şey kurulabiliyor. Telegram'da yani botlar kurulabiliyor, değişik şeyler yapabiliyorsunuz baya bir şey imkan sağlıyor güzel özellikleri var benim en sevdiğim özelliği ise birini telefon numarasını öğrenmeden ekleyebiliyorsunuz kullanıcı adı şeklinde ekleyebiliyorsunuz yani kullanmak için programı telefon numarasına ihtiyacınız var ama kullanıcı adı kullanarak ekleme yapabiliyorsunuz insanları. Bu güzel bir özellik. Ben bu özelliği bayağı seviyorum. Özellikle e, değişik şekillerde mesela bir e, biliyorsunuz internette artık flört diyorlar, sevgili olma diyorlar, artık ne derlerse desinler. Bu şekilde birileriyle tanışıyorsanız genelde numara vermek istemezler. Özellikle e, e, erkekler numara ister, kadınlar vermez. E, o zaman da konuşmaya devam edebilmek için belki... ...görüntülü veya sesli aramalar yapmak için e, Telegram'ı kullanmak isteyebilirsiniz. Bayağı da bir geçiş oldu benim listemde. Böyle bir e, fark var. Yalnız ben signali de, yani ilk önce signale geçeceğim diyenler olunca... ...acaba dalga mı geçiyorlar lan, diş macunu falan diye düşünmüştüm. Öyle bir uygulama varmış. Bu uygulamanın güzel yanı şu, uygulama tamamen açık kaynak. Yani isterseniz masrafına katlanırsanız... Tamamen kendinize ait bir mesajlaşma uygulaması kurmanıza imkan sağlıyor. Başka kimse erişemiyor. Yani bunu şöyle düşün Evin içinde kapalı devre telefon ağı var. Hani dahiliden arıyorsun falan filan. Kimse dinleyemiyor. Onun gibi düşünebilirsiniz. E, kendi serverınıza bunu kurduktan sonra tamamen e, devam e, edebiliyor. Kullanılabiliyor. Tabi bu bayağı teknik bir şey birçoğunuz için. Ee, pek kullanılabilir bir şey olmayacak. Ayrıca masrafı da var tabii ki server tutmak çok ucuz bir şey değil. Ee, ekstra bir maliyet diyelim. Ama şöyle bir şey de var bunun olması demek daha kolay bu program hakkında bir falso çıkarsa öğrenebileceğimiz gösteriliyor. Ayrıca Signal'de kullanım açısından benim hoşuma giden bir şey daha var. Mesela Whatsapp'ta her ne kadar son görülmeyi kapatsanız da e, uygulamaya girdiğinizde online diye gözüküyor çevrimiçi gözüküyor ve kapattığınızda da gidiyor. Bunu bir şekilde takip edebiliyor insanlar yani e, ama e, signal bu şekilde değil ve okundu özelliği hala olabiliyor. Yani signal sırasında kullanıyorsanız birisine mesaj attınız o mesajınızı okudu mu görüyorsunuz? Ama o kişinin çevrim içi olup olmadığını o esnada bilemiyorsunuz. Bu güzel bir şey, sizi de onlar bilemiyor. Ben bundan biraz rahatsız olan biriyim. Yani mesela benim son görülmem açık WhatsApp'ta. Yani diğerlerininkinde göreyim diye kapatmadım ama e, isterseniz kapatabiliyorsunuz sonuçta onu. E, ama kapatsanız dahi online olduğunuz o sırada gözüküyor ve adam işte ya onlinesın bak ama niye yazmıyorsun gibi tripler gelebiliyor. Mesela o adamın mesajını okumazsanız ve başkalarıyla mesajlaşırsanız başka herhangi biri sizin programa girip girmediğinizi göremiyoruz. Özellikle son zamanlarda iş arkadaşlıklarının veya iş ilişkilerinin, iş gruplarının WhatsApp'a taşınmasıyla bu beni rahatsız ediyordu. Abi WhatsApp'a girmiş, ama e, cevap vermemiş. Ulan başka bir şey için girdik. Yani ne fark eder? Veya tam tersi. Hani e, iş için WhatsApp'a giriyorsun. Özel hayatındaki biri diyor. E, girmişsin bana cevap vermedin bilmem ne. E, birçoğumuz bunları yaşıyoruz. Şimdi yalan söylemeyelim biz bizeyiz. E yani şimdi e, bu tarz şeylerden kaçınmak için güzel bir şey. Ayrıca bu fırsatı... E, şey içinde kullanabilirsiniz. Yani insanlar başka şeyler aradığı için mesela kendi özel arkadaş grubunuzu signale alırsınız veya tam tersi iş grubunuzu signale alırsınız. Çünkü sonuçta iş için belgeler de önemli oluyor genelde. Veya işte çok sevdiğiniz biriyle özel şeyler paylaştığınız kişilerle signale geçebilirsiniz. Signal en güvenlisi gibi duruyor gizlilik bakımından ama özellik bakımından en kısır olduğu da kesin. Yine de e, baya güzel özellikleri var. Yani depolamayı içindeki seçenekler falan WhatsAppta olduğu gibi var. E, belge gönderme var. E, ses gönderme var. Görüntülü konuşma. Bütün bunlar mevcut. Yani bunları e, tercih ediyorsanız Signal'i kullanabilirsiniz. Bir de az kişi kullanıyor. Yani şimdi Telegram'ın ortamı da çok çoğaldı. Herkes orada şu anda ee, ve sürekli yeni biri geliyor. Mesaj kutusu böyle bir garip vaziyette. Ee, hani ben gruplar için Telegram'ı normal işte gündelik herkesle konuşabilmek için. WhatsApp'ı sanırım e, özel böyle sık konuştuğum kişilerle de Signal'i tercih edeceğim gibi duruyor. Çünkü e, hani reklamların da o konuşmalara göre şekillenmemesi. Çünkü çok konuştuğum kişiler... ...signalde olursa e, o zaman reklam şekillenmeleri daha az etkilenmiş olacaktır. E, gruplarda zaten 200 bin kişiye kadar destekliyor Telegram. Telegram açık ara alıyor. Ama hani ben signali hiç karıştırmayayım sadece WhatsApp'tan başka bir yere geçeceğim diyorsanız... ...her şeyi tam karşılayabilecek tek uygulama sanırım e, Telegram oluyor. Onun dışında baya bir liste var yani Discord'u var... İşte ne bileyim, Discord mesela telefonsuz da kullanılabiliyor. Messenger var ama Messenger WhatsApp'tan çıkıp Messenger'a gitmek çünkü Facebook yani. Gitmenin çok bir mantığı yok. Onun dışındaki birçok uygulamada da zaten çok fazla kişi yok. Yani Line'a gitmek isterseniz Line'ın bu sticker olayı özellikle Line'da çok uzun süredir vardı. Şimdi artık her yere geldi yani sticker var ama Line'da gerçekten çok eğlenceli sticker'lar vardı. Oyunlar falan indirebiliyorum. Baya büyük bir şeydi. Benim çok hoşuma gitmişti. Silinebilir mesajlar şunlar bunlar hani onda da yine kullanıcı adıyla ekleme özelliği vardı. Benim çok hoşuma gidiyordu ama Telegram varken Telegram'ı daha çok tercih ediyorum. Telegram'ın da web özelliği var. Telegram'ın da yine masaüstü uygulaması var. Ee, şeyin de üstü uygulaması var Signal'in. Sanırım bir arkadaşım özellikle söylememi istedi. WhatsApp Web'in ee, Dark modu varmış yani. Ekran biliyorsunuz beyaz olduğu zaman şak yüzünüze vuruyor ya. O özellik ee, olmasın diye yani karanlık olsun daha rahat okuyun diye karanlık modu varmış WhatsApp'ın. Bu karanlık modun diğerlerinde olmadığını söylediler. Ben pek ilgilenmiyorum yani karanlık mod, aydınlık mod. Çok fazla aşırı oralarda mesajlaşmıyorum. Discord'da takılan biriyim. Discord'uma beklerim sizi de konuşmak isterseniz. Askeleriyiz.com'da Discord linkimiz mevcut. Ee, Discord'un da karanlık modu var. Çok şükür bir sıkıntı çekmiyoruz. Ama e, bu karanlık mod çok kullandığınız mesajlaşma uygulamalarında problem yaratabilir gibi. Signal'in e, tipini başta çok beğenmemiştim ama özellikle o... Çevrim içi yazısının olmaması çok hoşuma gitti ve okundu yazısında olması yine aynı şekilde yani ikisinin bir arada olduğu bir varyasyon çok hoş geldi benim gözüme ee, tavsiye ediyorum bir deneyin bir indirin ee, güzel bir şeye benziyor ama dediğim gibi en kapsamlı alternatif özellikle kullanıcı bazında çünkü mesela Kick diye de bir program var. Ee, o da aslında çok kötü değil ama e, yani çok az kişi kullanıyor. Kim bilecek ki? Yani insanlara da sürekli yeni bir şey indirtemiyorsunuz çünkü e, aklı olarak öğrenmek istemiyorlar. Hani WhatsApp görünümüne benzeyen program Signal. Çünkü zaten WhatsApp'la da biraz e, ilk yapan kişinin yaptığı bir program sanırım. Baya benziyor tipi, çok benziyor yani hiç yabancılık çekmezsiniz ama. Eğer şey istiyorsanız ki 150 kişi onun grup problemi iyice artacak WhatsApp'tan sonra kişi sayısı. Daha fazla opsiyon, daha fazla özellik istiyorsanız Telegram. Ama Telegram'da bazı gizlilik özelliklerinin zayıf olduğunu söylemiş olduk. Güvenlik açısından. Yani sizin verinizi Telegram almıyor. WhatsApp'ın yaptığı bu durum yok. Ama... E, yaptığı şifreleme türü biraz zafiyete açık ama çok önemli biri değilseniz e, Ki öyleyseniz zaten daha önemli çözümler bulmanız gerekiyor bunun açıdan e, Çok önemli biri değilseniz e, yapacak bir şey yok yani orada çok bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum e, Signal yine bu açıdan e, daha güvenli olan taraflardan WhatsApp'taki gibi uçtan uca şifrelemesi mevcut Ayrıca sizin verinizi de kullanmıyor. Güzel bir programa benziyor. Yani ben gene her şeyi alayını yükledim. de zaten olmayan hiçbir şey yok da. Hani sizin için dedim. Yani hepsini birden ortaya karışık kullanırım. Dediğim gibi Discord'a gelin. Discord bu arada bu gizlilik konularında muhtemelen çok masum değildir. Zaten serverlarda falan da bir sürü... Bilgi var yani chat var duruyor falan yapısı gereği o açılardan biraz zayıf olabilir söyleyeceklerim bu kadar dediğim gibi başka bir videoda sizin bu verilerinizi nasıl işleyip ne amaçlı nasıl kullanabildiklerini açıklayacağım yani çok da paranoya yapmaya gerek yok aslında ben bu olayın bu kadar büyüyeceğini bilmiyordum birazcık size nasıl sizi profillendirdiklerini. Hani sadece WhatsApp falan değil, birçok uygulama bunu böyle yapıyor ve telefon zaten varsa hiçbir uygulama olmasın gene bu telefonlar işletim sistemi itibariyle e, bu profilleri oluşturuyorlar. Sizin kullanıcı olarak yani bu telefonu ben sıfırlayıp anneme verdiğimde bir ev hanımı veya bir emekliyi anlayabilecekken eee bana geldiği zaman diyor ki işte saçı uzun gamer nerd oturuyor evde aynı eşofmanla sürekli diye anlayabiliyor. Hiçbir uygulama yüklemesem dahi bunu nasıl yaptıklarını da size anlatacağım video sonradan gelecek. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Kafayı sıyırmayın ama tepki güzel. Tepkiyi sevdim çünkü gerçekten de Avrupa'da e, ee, neden onlar kabul etmek zorunda değil biz niye ediyoruz bu tepki benim hoşuma gitti hepinizi de destekliyorum görüşmek üzere.